İyi akşamlar sevgili seyirciler. DRT ekranlarında Etkan'la ile karşınızdayız. Ve bu akşam konuğumuz Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Teşekkürler. Sizler de iyisiniz teşekkürler, inşallah. Teşekkürler. Sağ olun. Oldukça yoğundunuz. Evet. Ve böyle bir yoğunluk içerisinde bize zaman ayırıp da ekranımıza geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, biliyorsunuz Muğla Temmuz ayı içerisinde çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Bildiğiniz gibi Muğla %68'i ormanlarla kaplı olan bir kent. Ama maalesef Temmuz ayında yaşamış olduğumuz o orman yangını, bu orman yangının yüksekliğini, yani %68'lik orman ölçeğini maalesef azalması etken oldu. Dilerseniz önce bir Bölge Müdürü Yaprak'tan o güne dönelim ve Temmuz ayında yaşamış olduğu orman yangınıyla ilgili neler yaşadıklarını Sayın Yaprak'a soralım. Efendim öncelikle Temmuz ayında herkesin de gözü kulağı Muğla'daydı. Evet. Bununla ilgili çok ciddi bakanlar da Muğla'ya geldiler. Orman yangınında nasıl haber aldınız? Ne şekilde duydunuz? Evet. Böyle bir öngörünüz var mıydı orman yangınıyla ilgili? Neler söylemek istersiniz? Ben 29 Temmuz'a gelmeden önce bir gün öncesi 28 Temmuz'dan değinmek isterim. Biliyorsunuz o günde Antalya'da ciddi bir afet derecesine orman yangında karşı karşıyaydık. Manavgat yangını. Evet, Manavgat yangını. Bu yangına biz de bölge müdürü olarak destek verdik. Gerek havada ve gerek de kara güçlerimizle destek vermiştik. O günkü şartlarda, o haftada iklim meteorolojik koşullara baktığımızda orman yangınları için ciddi bir şekilde olumsuzluk vardı. Evet. Rüzgar hızı ortalama 60 ila 70 kilometrelerde, sıcaklık 45 santigrat derece, nem %10'un altında. Yani her an her yerde bir şey olabilir. Bu ürperti içindeydik zaten. Evet. O sırada Sayın Valim'le görüştüm. Sayın Valim'e bu çekincelerimi anlattım. O da sağ olsun neler yapabiliriz, neler planlayalım diye konuştuk. Dedik ki biz elimizde nelerimiz var. Burada özel sektörde olabilir, belediyelerde olabilir, büyükşehirde olabilir. Ellerindeki su ikmal araçları, su tankerleri, eskavatörler, dozerler bizim dediğimiz noktalarda yangının çıkabileceği ve hızlı bir şekilde büyüyebileceği noktalarda bekletelim, hazır olalım. Çünkü önümüzdeki iki haftayı zor geçireceğiz. Yani veriler onu gösteriyor demiştim. Sağ olsun Sayın Valim de bütün belediye başkanlarını aradı. Özel sektör temsilcilerini aradılar. Bu şekilde bir gün önceden bir hazırlığımız vardı. Biz de diğer ormancılık faaliyetlerini bir kenara bırakıp yani işimiz artık yangın beklemekti. Biz burada hızlı bir şekilde müdahale etmek için uzun vadede, yani Cumhuriyet dönemindeki bütün yangın kayıtlarını irdeleriz. Evet. Nerelerde yoğun yangın çıkma riski fazlaysa araçlarımızı oralarda mobil hale getiririz. Evet. 29 Temmuz'a geldiğimizde de aslında saat 1'de de şöyle bir planlama yapmıştık. Emniyet müdürümüz ve jandarma komutanımızla beraber tekrar bir toplantı yapıp köylerde dolaşalım, araçlarla anons edelim, vatandaşlarımızı uyaralım, sakın ola ateşi yapmayın, havalar çok kritik. Bunun planlamasını yapmak için toplanmıştık. Bu sırada hem Aydın valiliğimizde, Aydın ilinde hem Muğla ilindeki müftülerimizle görüşüp camilerimizden ezan öncesi ya da ezan sonrasında uyarılarda bulunduk. Evet. Biz saat 13.08'de ilk ihbarımız işte Marmaris'ten geldi. Zaten böyle bir beklenti içindeydik, yani sıkıntı olabilir diye düşünüyorduk. Evet. Hemen araçlarımız, bütün araçlarımızı hareket ettirdik ilk anda. İlk giren aracımız, bu tabi araç takip sisteminin verileri, 9 dakika içinde ilk yangına müdahale etti. Ben de keşif helikopteri olarak, bölge müdürlüğümüzün keşif helikopterine hızlı bir şekilde yangın mahalline gittim. Gittiğimdeki gördüğüm tablo şuydu. Yani herkesin aklında bir atom bombası atılmış görüntü vardır hayalinde, zihninde. Benim ilk çektiğim fotoğraf o şekildeydi. Yani çok kısa bir sürede, çok hızlı bir şekilde yangın büyümüştü. Biz bu ilk anda Marmaris helikopterimiz oraya müdahale etti. 4 helikopterimiz ve bir uçakla biz müdahale ettik. Evet. Tabii yangın çok hızlı, yani koşullar çok olumsuz olduğu için çok hızlı ilerledi. Marmaris'i tehdit etti. Marmaris'ten sonra İşmeler, Turunç olsun. Yani burada baktık ki amacımız öncelikle insan ve yerleşim. Buraları korumaya için çaba harcadık. Bütün gücümüzü, bütün varımızı, yoğumuzu, işte insanlarımız zarar görmesin. Hiçbir canlıya zarar gelmesin diye çaba gösterdik. Maalesef bu sırada
bu mücadeleleri 7'den 77'ye topyekun yaptık. Bütün vatandaşlarımızla, bütün kamu kurum kuruluşları hep beraber yaptık. Bu sırada bir kardeşimiz, bir orman gönüllümüz. Onu da konuşacağız birazdan sevgili müdürüm. Çünkü ilk yangın başladığından sonra süreçte siz planlamayı nasıl yaptınız? Yani bu anlamda oraya ekiplerin çoğaltılması, yangın söndürme uçaklarının ya da helikopterlerin o bölgeye gelmesiyle ilgili planlamalar yapmıştınız muhtemelen. Tabii ki. Onlarla ilgili detay alabilirsem sevinirim. Çünkü izleyici özellikle bu yangının nasıl başladığıyla ve söndürme çalışmalarının nasıl devam ettiğiyle ilgili öğrenmek istiyor. Yani ilk etapta dediğimiz gibi biz yani bütün araçları, bütün yangında söndürmede kullandığımız hepsi araç takip sistemiyle kayıt altında takiptedir. Yani ilk ihbar gelir gelmez biz bütün araçlarımızı hareketlendirdik. Bütün hava araçlarımızı hareketlendirdik. Bunun dışında dışarıdan ekip takviyesinde bulunduk. Evet. Antalya yangınından olsun yani diğer bölgelerdeki helikopterler de biz buraya gelmesini sağladık. İlk etapta işte 6 helikopter ve 1 uçakla müdahale etmiştik. Bunun yanında 20 tane arazümüz bize ait. Bizim dışımızda diğer kurumlarına ait iş makineleri, su tankerleri hep beraber orada müdahaleye başladılar. Peki, hızlı bir şekilde müdahale başladı. Peki efendim bizim Muğla'da özellikle yangın bölgesi olduğu için soruyorum. Yani Orman Genel Müdürlüğü'nün Muğla için planlamış olduğu helikopter, uçak sayısı nedir Muğla bölgesinde? Bizim Muğla'mızda bir keşif helikopteri olmak üzere 6 tane de su atar helikopterimiz mevcut. Bunların bir tanesi işte Fethiye, Marmaris, Minas'ta 2 tane helikopterimiz. Biri Beyciler'de kalmak konuşlanmak üzere, biri Güvercinlik'te. Evet. Bunun yanında Yatan ve Nazilli ilçelerimizde toplam 6 tane helikopterimiz var. Bunların 2,5 ton ile 3,5 ton arasında su atıyorlar. Bir helikopterimiz de 15 tona kadar su atabiliyor. Bu helikopterlerimizin yanında da kara unsurlarımız. Bizim 98 tane arazimiz var. 33 tane su ikmal aracımız var bölgemizde. Bu yanında 113 tane ilk müdahale aracımız var. 12 dozerimiz, 13 graderimiz her an bir yangın döneminde yangın beklemekte zaten. Bir tane de bu sene ilk defa kullandık söndürme tankımız var. Yani makine, ekipman, hava aracı olsun, gerek kara aracı olsun yeterli düzeydeyiz. Sevgili müdürüm, az önce Nazilli cümlesi kullandınız. Evet. Nazilli, Aydın'a bağlı bir ilçe. Evet. Orman Bölge Müdürlüğü'nün bir sorumluluk sahasını bir aktarır mısın lütfen? Muğla Orman Bölge Müdürlüğü nerelerden sorumlu? Muğla Orman Bölge Müdürlüğümüz, biz iki ilde kapsamaktayız. Hem Muğla ili hem Aydın ilinin tamamını kapsamakta. 1.156.000 hektarlık ormanlık alanımız var. Yani bölge müdürlüğünün ormanlık alanına baktığınızda %56'dır. Evet. Aydın iline bakarsanız %40, Muğla iline baktığımızda da %68'i ormanlarla kaplı ve tamamı yangına birinci derecede hassas bölgede yer almaktadır. Evet. Peki müdürüm, tekrar Temmuz ayına dönüyorum. Çünkü Temmuz ayındaki ilk yangın Marmaris'te başlamıştı. Evet. Marmaris'ten sonra ardı ardına yangınlar başladı Muğla bölgesinde. İşte Marmaris yangını, Bodrum yangını, Seydi Kemer yangını, işte Aydın Bozdoğan yangını, Köyceğiz yangını arka arkaya başladı. Yani hep Muğla'nın kırıcılık baktığınız zaman farklı farklı yerlerde yangın oluşu başladı. Ve bu yangınlara nasıl müdahale ettiniz bu anlamda? 29 Temmuz günü başlayıp 12 Ağustos'a kadar devam eden 15 günlük sürede biz 45 tane orman yangını, 30 tane ziraat yangını olmak üzere toplam 75 adet yangınla mücadele verdik. Marmaris yangının hemen aynı günü Güvercinlik'te oteller bölgesi dediğimiz alanda başladı ve orada 87 hektar alanımız zarar gördü ve orada 3000 misafirin olduğu ciddi bir şekilde oteller bölgesine yerleşime doğru bir tehdidi vardı. Evet. Çok şükür yerleşime girmeden biz onu kontrol altına alabildik. Hemen ardından aynı gün peşinden Köyceğiz yangını başladı. Bir kısım araçlarımızı oraya yönlendirdik, hava araçlarımızı da yönlendirdik. Sonra hemen arkasından dediğiniz gibi Muğla merkezi tehdit eden yangınlar. Bu şekilde 15 gün boyunca ciddi yangınlarla mücadele ettik ve bunlar ciddi boyutlara ulaştı. Yani Cumhuriyet tarihinde görülmüş, tecrübe edilmemiş, akut derecesine ulaşan yangınlar. 2 Ağustos'ta da şeyden başlayıp Kavakları tarafından başlayıp Muğla'ya doğru gelip Muğla'yı tehdit eden, Muğla'daki vatandaşlarımızı tedirgin eden yangını da biliyorsunuz. Yani bunun yanında
biz tabii iki ile birden baktığımız için sorumluluk alanımız Aydın'da olduğu için Nazilli de peş peşe büyük yangınlar oldu. Evet. Seydikemer'de peş peşe yangınlar çıktı. Böyle olunca mesela 3-4 Ağustos günü 8 tane ciddi yangınla, büyük bir yangınla mücadele etmek durumunda kaldık. Peki bu anlamda farklı farklı yerlerde yangın başlayınca mecburen gücü bölmek zorunda kalıyorsunuz. Evet. Tabii müdahale anlamında güç bölününce ister istemez yangın o anlamda büyümeye başlıyor. Evet. Siz bu bölgedeki yangınlarla ilgili kendinize göre kurmuş olduğunuz bir çalışma prensibiniz vardır muhtemelen. Siz kendiniz sürekli havadan bu yangını planlayarak söndürme çalışma katıldınız ama sahada çalışan kişi sayısı neydi müdürüm o tarihlerde? O tarihlerde biz ilk gün, ilk başlangıçta Marmaris'te 20 Aralık'ta başladık ama biz daha sonrasında burada Türkiye'nin çapında ve gerek komşu ülkelerimiz, kardeş ülkelerimiz gelen araçlarla biz Orman Genel Müdürlüğü olarak burada 750 aracımıza çıktık toplamda. Evet. Yani bizim diğer kamu kurumlarındaki iş makineleri olsun, diğer belediyeler, diğer illerden gelen belediyeler, onlardan da yaklaşık 600 adet arazöz bu yangınlara müdahale etti. Topyekun bir mücadele vardı. Evet. Bu konuda yani diğer kamu kurumları, işte jandarmamız olsun, mesela bu yangınlarda ilk defa jandarmamız helikopterlerine bambi taktılar. Bizle beraber yangın söndürdüler. Evet. Bizim komşu ülkelerimizden gelen hava araçlarımız oldu. Hemen anında biz yani tomalar geldi. Evet. Dalaman Havalimanı'nda bir hava operasyon merkezi kurduk. Ya bizim burada zaman içinde 50 helikopter, 15 uçağa çıktık. Yani bunların aynı anda 47 tanesini havada uçurabildik. Yani bunların oluşturmak bir gecede yani çok kolay olmadı. Bütün işte bizim bu yabancı gelen helikopterlerde observer'ını yapabilecek arkadaşları bir gecede Türkiye genelinden topladık. Dil bilen, bizim iletişimi sağlayacak arkadaşlar, bunların işte araç takip sistemleri olsun, telsiz sistemler olsun, hepsi bir gecede kuruldu. Peki müdürüm, bu kadar yoğunlukta Sayın Bakanlar da Muğla'ya geldiler. Evet. Yani bir üst yaptılar Muğla'yı. Evet. İşte İçişleri Bakanı geldi, Çevre Bakanı geldi, Tarım Orman Bakanı geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız geldi. Yani onlar geldi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da geldi. Enerji Bakanı geldi bu bölgesine. O bakanların da geldikten sonra süreçte burada bir üst kuruldu Muğla'da. Onların da planlamasıyla, yönlendirmesiyle ilgili anbean bilgiler aktarıldı basın mensuplarına. Geldiklerinde siz tabii sürekli sahada olduğunuz için oradan çok fazla sizin olmadığınızı iddia eden insanlar da oldu ama siz bizzat yangın içerisinde olduğunuz için o gün şartlarda yaşamış olduğunuz farklı anekdotlar var mıydı? Yani yangın sahasında gördüğünüz ya da orada yaşamış olduğunuz konular oldu mu? Ya, çok oldu. Yani anlatması da bazen şey olabiliyor, yani insan tabii onları hatırlayınca da yani zorlanıyor bazen. Bazen şu anda, diyorsunuz şu anda ki size bu soruyu sorduktan sonra şu anda ruh halinizden anlayabiliyorum. Sanki o günü tekrar yaşamış gibi olacaksınız sanıyorum müdürüm ama eğer bir sakıncası yoksa anlatırsanız sevinirim. Yani çoğu yerde, çoğu arkadaşım hep yangının içinde kaldı. Bazen biz de dedik ki mesela Hisarönü'nün üzerindeki bir dere boğazında, orada tutmamız lazım. Yoksa yani Hisarönü köyünü yakacağız. Arkadaşlara dedik ki girin. Evet. Yani ama dediğimiz yerde yani kolay girilecek bir yer değil. Ama bizim teşkilat 182 yıllık bir teşkilat, bir kurum kültürü vardır. Yangın amiri gir dedikten sonra kimse sorgulamaz. Yani biraz askeri disiplinimiz de bizim kurumumuzda mevcuttur. Arkadaşlarım girdi ama sakindi. Ama o sakini hemen bastırabiliriz diye düşündük ama yangın çevirdi arkadaşların etrafını. Helikopterde böyle donup kalıyorsunuz. 5 dakika bir sessizlik. Telsizden cevap alamıyorsunuz arkadaşlarına. 4 tane arazöz içeride kaldı. İnsanlar içeride. İçeride. Çağrı yapıyorsunuz, ulaşamıyorsunuz. Biraz bir sessizlik. Sonra arkadaşlar cevap verdikten sonra işte şükrediyorsunuz halinize. Evet, bu evet. Sessizlikle de dua ediyorsunuz içinizden. Bu şekilde çok arkadaşım sıkıntıya girdi. Evet. Yani canla başla mücadele ettiler. Siz de kaldınız o ateşin içerisinde sevgili müdürüm. Biz de arkadaşlarla beraber kaldık. Yani bu Muğla yangınında oldu. Yani alevlerin yüksekliği 70-80 metrelere ulaşmış. Evet. Yani artık yangın nasıl tarif edeyim? Yani görmek lazım, içinde yaşamak lazım. Evet. Yani tarifi de çok kolay değil. Arkadaşlarımız da işte son bir şeyde işte oradan bulunduğumuz yerden bir karşı ateş vererek yangını karşılayalım istedik.
Karşı ateşi verdiğimizde tabii çok şiddetli ilerliyordu yani. Hı hı. Bizim hem Kavaklıdere hem Muğla tarafına gelen yolumuz kapandı. Evet. Muğla tarafındaki olan arkadaşım dedi ki zaten tersinden bu tarafa gelmeyin, yol kapandı. Kavaklıdere tarafı da kapanmıştı. Bir açıklıkta arkadaşlarla beraber toplandık, araçlarımızı da koruyalım diye açıklık meydana topladıktan sonra hı hı. yanımızda bir arazimiz vardı, işte etrafını ısıyalım, köpükleyelim, bu şekilde kendimizi koruyalım. İşte koruyucu güvenlik malzemelerimizi kullanalım. Yanmaz battaniyelerimizi falan kullanalım. Bunları kullandınız mı müdürüm? Evet, bunları kullanmak için hazırlık yaparken bir taraftan da az önce bahsettiğim gibi yani Dalaman'daki hava operasyon merkezine konum attık, bilgi attık, koordinat attık. Etrafın fotoğrafını, bir iki fotoğraf da attım. Evet. Oradan onlar bir helikopter yönlendirdiler bize. Bulunduğumuz yerde helikopterin inebileceği bir pozisyon da yoktu. Hı hı. Normalde helikopter inebilmesi için belli bir alan lazım. Evet. Ama pilotumuz yani şey aldı, yani inisiyatif risk kullandı, risk aldı. Bambisini koydu, üzerine indi, bize de işaret etti. Yani bu taraftan çıkın hızlı bir şekilde diye. Biz de onun üzerine bütün araçları binerek, o da bizi havadan takip etti. Yani biz çıktık. Zaten çıkarken de yolu göremiyorsunuz. Yani bir adım sonrası nedir? Alevin içine mi gireceksiniz bilmiyorsunuz. Evet. Yukarıdan onların yönlendirmesiyle oradan çıkabildik. Şükür arkadaşlarımıza. Çok geçmiş olsun. Çok yani bu çünkü bu konu gündeme gelmişti ama bu kadar detaylı bilmiyordum ben de. O nedenle siz anlatınca olayı bizzat yaşamış oldum. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Peki müdürüm, o gün şartlarda Marmaris yangını özellikle bir orman şehidi vardı. Evet. İlk yangın çıktıktan sonra süreçte o bölgedeki yangın söndürme çalışmalarını su taşıyan bir kişiydi bu. Evet. Maalesef motorun kayması sonrası yanarak can verdi. Bununla ilgili orman şehidi olarak kendisi ismi lanse edildi. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı da ve birçok bakanımız da bu konuda açıklamada bulundu. Ve geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili bir haber yer aldı. İşte kardeşiyle ilgili işe yerleştiremediğiyle ilgili bir konu gündeme geldi. Bunu ara gelmişken, bu konuyu gündeme gelmişken onu bir aktarabilir misiniz? Bu olay nedir? Bu konuda bir çalışmanız oldu mu efendim? Bu konuda çalışmamız devam ediyor. Tabii belli bir süreç alıyor bunlar. Tabii kardeşimizin acısı var. Yani o biz yani Sayın Bakanımızın verdiği sözün de arkasında, evet. Sayın Cumhurbaşkanımız da elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Onlar bizim baş tacımız. Şehidimiz de tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Evet. Biz onun anısını da yaşatacağız. İlelebet yaşatacağız. Kardeşini de ailesini de elimizden geldiğince sahip çıkmaya çalışacağız. Şimdilik kardeşimiz bizim Fethiye'de misafirhanemizde çalışıyor. Bugün başladı orada. Yani onun dışında şeyler tabii bir askerlik dönemi olacak. Yani askere gidecek. Bir askere gidip geldikten sonra tekrar kardeşimizi devam ettireceğiz. Yani bu olayın takipçisi olduğunuzu tabii takipçisiyiz. Yani bu anlamda. Çünkü o günkü şartlarda hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de diğer bakanlarımız da ailesinin akrabaları ile yani şehit olan kişinin akrabaları ile ilgili bir dizi çalışmalar olacağını zaten kendileri bahsetmişlerdi. Yani bu anlamda en azından bu çalışmanın olduğunu en azından izleyicilerimize aktarmış olduk. Tabii ki. Peki sevgili müdürüm, geliyoruz. Tabii Marmaris yangına devam ediyoruz ama bir sönmeyen Köyceğiz yangını vardı. Özellikle ulaşımın çok zor olduğu ve havadan müdahalelerle söndürülebilen bir yangın da burası. Bunun yanında Bodrum'daki yangın, Seyrikemer'deki yangın, Muğla il merkezine kadar gelmiş ve bizzat burada yaşayanların o korku dolu anları yaşadıkları ben de şahit oldum. Ben de gördüm onları. Çünkü evimizdeki balkonlarımıza bizzat o küller ve oradaki birçok çalışma balkonlara dökülmüştü. Herkes de acaba yangın Muğla il merkeze kadar gelecek mi? Bir tedirginlik vardı. Evet. Bu süreç içerisinde size yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili destek olan birçok kurum oldu. Ve dışarıdan da gelen birçok insan geldi. Evet. Yani tabii devlet söndürme çalışması yaptı ama bunun haricinde sivil vatandaş da söndürme çalışmalarına bizzat katılan insanlar da oldu. Onlarla ilgili neler söylemek ister? Çünkü bir ara onların yangın sahasına girmesiyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklamada bulundu. Evet. Dedi ki AFAD üzerinden yangın söndürme çalışmalarına girilmesi gerekmekte. Bununla ilgili bizzat AFAD'a kaydınız yapılarak her önüne gelenin yangın bölgesine girmemesi konusunda bir söylemde bulundu. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Bu konuyla ilgili tabii yangın söndürme çalışması, yani yangın söndürme işi
tehlikeli bir iş. Yani bunun eğitimini almak lazım. Yani biz bununla ilgili zaten daha önceden mükellef sistemi vardı bizde. Köylüler 18 yaşını doldurmuş, 60 yaşını doldurmamış erkeklerde mükellef listesi oluşturduk her sene. Her sene bunların tebligatları yapılırdı ve bu şekilde köylülerle de çalışırdık. Ama geldiğimiz dönemde artık orman gönüllülüğü var. Bizim sistemlere kaydolduklarında biz onlara gerek koruyucu güvenlik elbiselerini kendilerine teslim ediyoruz. Ve eğitimlerini veriyoruz halk eğitimi üzerinden belli bir saatte yangın nasıl söndürülür. Yani biz burada tabii o günkü şehit verilmiş olmamız ve bazen de insan hani dedik ya cana bir şey gelmesin. Derdimiz orada yanlışlıkla bir şey olur fark edemez. Yangının içinde kalır. Yangını bilmeyen bir insanın yani yangının içine girmesi bizi tedirgin ediyor. Evet, doğru. Ya bunun eğitimini almış insanlar eliyle yapılması gerekli. Yani bu elzem de çünkü gerçekten tehlikeli bir iş. Yani ne olduğunu, nasıl davranacağını biliyor olması lazım. Her an rüzgar değiştirebilir. Yani kendisini herhangi bir olumsuzlukta nasıl oradan çıkacağını biliyor olması lazım. Evet. O nedenle yani bunları mesela genelde bizim köylülerimiz bilir. Hep beraber şey yaparız. Ama bunun yanında dedim gönüllülük sisteminde yani bununla ilgili gönüllü olmak isteyenler bizim sistemden kayıtlarını yapabilir. Biz zaten onlara daha sonra da toplu şekilde eğitim veririz ve koruyucu güvenlik elbiselerini de veriyoruz. Yanında dirençli elbise, ayakkabısı, bareti, gözlüğü, eldiveni gibi. Peki. Sevgili müdürüm, yanan sahalarla ilgili tabii çalışma yapıyorsunuz ama ben şunu da öğrenmek istiyorum sizden. Özellikle Muğla bölgesinde çıkan yangınlarla ilgili yangınların ne şekilde çıktığı ile ilgili bir bilginiz var mı? Yani yangın insana ile mi çıktı? Orman yangını yıldırımla mı düştü? Yıldırım düşmesi sonra mı çıktı? Elektrik tellerinden çarpışması sonrasında mı çıktı? Yani böyle bir muallak var. Özellikle Muğla bölgesindeki bu yangınlarla ilgili çıkış sebebi nedir? Yani yangınların çıkış sebeplerine baktım zaten. Türkiye geneline bakalım öncelikle. Yani baktığınızda %90 insan kaynaklı. Evet. Ama bu dönemde çıkan yangınlara da baktığımızda birçoğu yine insan kaynaklı. Şu anda da güvenlik güçlerimiz bunların araştırmalarına devam ediyor. Elimizdeki veriler, deliller mevcut. Evet. Bir kısmı işte enerji nakil hattından, bir kısmı işte trafo patlamasından bunların görüntüleri, kayıtları da elimizde mevcut. Evet. Bir kısım dediğim gibi insan kaynaklı. Anladım. Peki. O zaman o detayı güvenlik güçleri zaten gereken çalışma yapıyorlar. Peki gelelim şimdi yanan sahalarla ilgili. Yanan sahalarla ilgili o ara dediler ki işte imar açılacak ve bu bölgeyle ilgili çok büyük rant olacak diye konuşuldu. Yanan sahalarla ilgili ne gibi bir çalışma yapılmakta? Yanan sahalar gerçekten rant mı olacak? Açılacak alanlar. Bu konudaki söylemleriniz nedir sevgili müdür? Bu yangın sırasında bunlar tabii gerek sosyal medyada gerek yazılı görsel basında yer almış. Biz tabii bunları yangını artık soğutma çalışmalarından sonra gördük ama bunlar da tabii bizi üzdü. Yani biz bunu yıllardır söylüyoruz. Yanan alanlar yıl içinde ağaçlandırılır. Hiçbir şekilde başka bir amaç için kullanılamaz. Ki öyle olsaydı yani inanın bütün kayıtların mesela Muğla ilini incelediğimde Cumhuriyet tarihinde kayda girmiş bütün yangınları harita üzerinde işlediğinde yanmayan alan kalmamış zaten. Evet. Ya öyle olsaydı Muğla'da orman kalmazdı. Yani bunun mümkünatı yok. Biz bu denilen her yerde özellikle Marmaris ve güvercinlik için çok konuşuldu bu konu. Biz şu anda oralarda çalışmalarımızı tamamladık. Yani oralarda önümüzdeki 11 Kasım'da da herkesin... Onu konuşacağız. Evet. Onu çünkü soracağım. Çünkü özel bir çalışma olduğunu biliyorum. Evet. 11 Kasım tarihinde yani 11-11-2021 tarihinde Muğla Orman Bölge Müdürü olarak yaptığınız bir çalışma olduğunu biliyorum. Ama bunu birazdan soracağım. Tamam. Yanan sahalarla ilgili şu ana kadar neler çalışmalar, neler yaptığınızı onu öğrenmek isterim. Çünkü bir de şu detay var sevgili müdürüm. Özellikle biz Muğla bölgesindeki çıkan yangınlarda biz basın mensubu olarak çok doğru bilgiler aldık. Yani yangının başladığı günden bu yana özellikle kurmuş olduğunuz o WhatsApp grubunda sevgili Yüksel Savaş'ın da bizzat doğru bilgilendirmesiyle an be an yangının başlangıç tarihi, hangi yere seyrettiği, ne kadar aracın söndürme çalışmasını karadan ve havadan yaptığı ile ilgili bilgileri bizzat aldık ve bu konuda bütün basın mensubu olarak doğru bilgiler verdik. Ve ben bu konuda oluşturmuş olduğunuz o WhatsApp grubunda siz de varsınız. Ben teşekkür ediyorum size bir basın mensubu olarak çünkü en azından doğru bilgi alma konusunda doğru yerden ilerledik. Bu konuda kurmuş olduğunuz WhatsApp grubundan dolayı da hem size hem de sevgili Yüksel Savaş'a teşekkür etmek gerekir diye düşünüyorum. İyi ki de var.
Yani biz de teşekkür ederiz. Çünkü biz orada yangın ihbar düşer düşmez sizlerle paylaşıyoruz biliyorsunuz. İlk giden ilk fotoğrafı şeklinde sizlerle paylaşıyoruz. Evet. Giden oraya bilgi notlarımızı sizle paylaşıyoruz. Hangi araçlar katıldı, kaç hava aracı var, kaç aracımız var. Bunları paylaşmakta hiçbir şey yok. Dediğim gibi sizlerin bunu dile getirmeniz bizi de memnun etti. Çünkü doğru bilgilerle gitmek lazım. Evet, evet. Yani doğru bilgilendirme yapmaya çalıştığımıza inanıyorum. İnşallah başarılı olmuşuzdur. Doğru bilgilendirme yaptığınız sevgili müdürüm, doğru kişilerle çalışıyorsunuz ve doğru insanlarla çalıştığınız için başarılı oluyorsunuz. Bu anlamda özellikle bu basın grubundaki yapmış olduğu çalışma, Yüksel Savaş eski bir gazeteci ve o nedenle neyin haber olabileceğini bildiği için de bu konuda çalışmayla bizzat bizle paylaşınca da biz de bu konuda elimiz çok daha rahat diyor. En azından sizi fazla rahatsız etmiş olmuyoruz. Çünkü siz o anda basın mensubuyla konu hakkındaki bilgilendirme mi yapacaksınız yoksa yanan sahanın nasıl söndürülmesine mi karışacaksınız? Evet. O nedenle elimiz çok doğru oldu bu anlamda. Sevgili Yüksel Savaş da bu konuda bize doğru bilgiler verdi. Bizzat kendisine tekrar teşekkür ederim. Gelelim yangın bölgesine. Evet. Yanan alan bitti. Şimdi yanan sahada bir çalışma yapmaktasınız. Yanan alanlardaki ağaçların temizlenmesi, kesilmesiyle ilgili bizzat çalışmalar yapıldı. O süreçteki yapmış olduğunuz çalışmalar nelerdir? Onları da öğrenmek isterim. 15 günlük süreç sonucunda soğutma çalışmaları devam ederken biz bir taraftan tespitlere başladık. Bu alanlar biliyorsunuz yani büyük alanlar. Yani hemen yerden ölçmesi bile günlerce alabilecek alanlar. Buradan uydu görüntülerle, canlı uydu görüntülerin üzerinden ölçümlerini yaptık. Ve sonuçta 60 bin hektar civarında alanımız zarar gördüğünü 60 bin tespit hektar. Ettik. Evet. Bunun da 51.400 hektarı ormanlık alan. Hızlı bir şekilde buradaki yanan ağaçlarımız ekonomiyi kazandırmamız lazım. Yani o şekilde bıraktığımız takdirde de biliyorsunuz buralar böcek olur ve sağlıklı ormanlara da sıkıntı yaratır. Ve yaptığımız tespitler sonucunda 5 milyon 200 bin metreküp enval olduğu tespit edildi ve hızlı bir şekilde üretim çalışmalarına başladı. Şu anda bizim sahalarımızda her yerde üretim yapan çalışanlarımız var. Yaklaşık 10 bin kişi şu anda ormanda bu bölgede bu ağaçların üretimiyle ilgili çalışıyorlar. Bunun yanında 200 tane iş makinesi, yaklaşık 200 tane iş makinesi, ekskavatör ve dozer bu yangın görmüş alanların içinde planlanmış 206 kilometre yeni yol. Bunların inşaatlarını yapıyorlar. Bir taraftan bu dedim ya planlama yapılırken, bu planlama yapılırken nerede biz tabii tensip doğal gençleştirme dediğimiz, nerede son intensin, nerede ağaçlandırma yapmamız gerektiği planları arazide yapılan incelemeler sonucu gerek oradaki toprak yapısı, gerek oradaki orman yapısı, oradaki tohum durumu gibi kriterler bakılarak bu yapılan planlama içerisinde bir sıralamaya koyduk. Yani önceliğimiz gençliği işte oradan getirebileceğimiz, doğal yolla getirebileceğimiz, gençliği elde edebileceğimiz yerlerde hızlı bir şekilde boşaltıp sağdan çıkmak. Onun dışında ağaçlandırma yapacağımız yerlerden çıkıp iş makineleriyle toprak hazırlığı yapmak, dikime hazır hale getirmek. Hedefimiz yılı içinde buraların tamamını orman haline getirmek, tekrar yeşillendirmek. Peki 200 araç olduğunu söylediniz. Evet. Yani bu temizleme çalışmalarına katılan işte ekskavatör, iş makineleri konusunda bu iş makinelerinin hepsi Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir iş makine yoksa özel teşebbüslerinde bu konuda desteği oldu mu size? 65 tanesi kendi kurumuma ait. Yani diğer bölge müdürlerinden görevlendirilerek gelen, ta işte Trabzon'dan olsun, Artvin'den olsun, Erzurum'dan olsun. Biz toplamda 65 tane makineyi kendi kurumumuzdan buraya getirdik. Şu anda oradan gelen arkadaşlarımızla, diğer bölgelerden gelen memur arkadaşlarımızla beraber hızlı bir şekilde devam ediyor çalışmalarımız. Anladım. Diğer iş makinelerinde de yerel unsurlardan, gerek Muğla olsun, çevre illerden hizmet alım yöntemiyle çalıştırıyoruz. Anladım. Peki, tabii yanan sahanın temizlenmesi, toprağın hazırlanması, özür dilerim. Yapılacak olan 11 Kasım'daki organizasyonla ilgili geldik 11 Kasım'a. İşte önümüzdeki günler içerisinde 11 Kasım'da bir çalışma yapacaksınız. Yanan saha ile ilgili yapılacak olan çalışma nedir? Bununla ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nün buraya gelecek olan üst düzey yetkilileri olacak mıdır? Bakanlık olarak nasıl bir çalışma içerisinde olacaksınız 11 Kasım'da? Şu anda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikler için planlamalar devam etmekte. Ama biz Muğla Orman Bölge Müdürü olarak her ilçe merkezinde bir hazırlığımız var. Özellikle de yangın alanlarında güvercinlik olsun, Marmaris ve Muğla olsun
Herhalde dikim için bir hazırlığımız, şu anda toprak hazırlığımızı yaptık ve 11 Kasım'ı bekliyoruz. Fidanlarımız hazır. Bütün vatandaşlarımızla 7'den 77 diğer kamu kurum kuruluşlarıyla birlikte biz 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutlayacağız. Her ilçemizde yapabileceğimiz lokasyonlarımız hazır. Sayın Bakanımızın ya da Sayın Genel Müdürümüzün gelişi hangi lokasyonda olur, nerede canlı bağlantı, bu çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bunları zaten ilan edeceğiz ve herkesi de davet edeceğiz bunları. Anladım. 11 Kasım tarihinde ne kadar ağaç toprakta buluşacak sevgili müdürüm? Marmaris'te 50 bin adet fidanı toprakla buluşturacağız. Milas'ta Kiyazova o kadar. Tabii katılımı da katılıma göre de biz şey yapacağız. Bizde şey yok, sınırı yok. Yani istediğimiz kadar dikebiliriz. Zaten biz bu alanlarda yıl içinde yaklaşık 20 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Anladım. Yani 11 Kasım tarihinde çok ciddi bir ağaç dikimi olacak o zaman Olacak. Burada bölgesinde. Yani özel bir gün 11 Kasım'da yani 11-11-2021 tarihinde yaklaşık bir 11 milyon ağacın toprakta buluşacağını falan diyebilir miyiz sevgili Tabii benim? Türkiye genelinde buluşacak. Evet. Yani bizim Muğla için dersek şu anda da 11 milyon büyük rakam. Büyük rakam. Evet. Peki sevgili müdürüm, özellikle yaz aylarında bazen deli Mehmet rüzgar eser Muğla bölgesinde. O gün şartlarda sabah kalktığınız zaman keşke bugün bir deli Mehmet rüzgar esmesi dediğiniz günler olur mu? Çok. Evet. Yani bizim her sabah kalktığımızda ilk baktığımız meteoroloji, bugün hava nasıl, rüzgar var mıdır yok mudur, sıcaklık, rutubet nedir? Burada Nisan'dan başlayıp Ekim sonuna kadar her gün bunu bakarız. Yani ben evde bunu bakarken benim küçük çocuğum da buna bakar. O da beni uyarır. Bugün rüzgar var baba, dikkatli ol falan der. Evet, evet. Yani şöyle bir şey var sevgili izleyenler. Deli Mehmet rüzgarı özellikle Muğla için çok önemli bir rüzgar çeşidi. Bu bölgede o rüzgar estiğinde yangın çıktığı anda o yangının kontrol edilme şansı oldukça zayıf oluyor. Çünkü rüzgarın nereden estiği belli olmuyor. İşte bu anlamda çok rüzgar estiği zaman da zaman zaman orman yangınları büyüyebiliyor. Ve bu konuda müdahale de hem karadan hem havadan da çok zor şartlarda yapıldığını bildiğim için bunu sevgili müdüre sormak istedim. Ama aldığım kadarıyla, bilgiyi aldığım kadarıyla bölge müdürümüzden kendisiyle beraber çocuğunun da bu rüzgara dikkat çektiğini dile getirdi. Yani siz olun, özellikle yaz aylarında havanın nemli olduğu günlerde mangal yakmamaya, ateş yakmamaya özen göstermekte fayda var diye söylüyorum. Bu anlamda etki alanında artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz sevgili müdürüm. Sizin de bu bölgede yaşamış bir bölge müdürü olarak söylemek istediğiniz son sözünüzü öğrenelim. Oradan da programı kapatalım isterim. Tabii, süre sınırlı olunca aslında çok konuşulacak şey var. Değinilecek çok konu var. Şunu da kısaca değinmek isterim. Tabii. Bu yangınlardan sonra biz buralarda yeniden orman kurarak YARDOK projesi dediğimiz orman yangınlarına dirençli orman kurma projesi. Buralarda malum biliyorsunuz ormanla yerleşim iç içe. Biz bu alanlarda yerleşimle orman arasında yangına daha dirençli türlerle işte servidir, incirdir gibi ya da tip biyoaromatik bitkilerle bantlar oluşturacağız. Yani bunlar da vatandaşlarımız bilsinler. Evet. Sonrasında da bu yangın alanlarını tamamladıktan sonra bu projemizi öncelikle yanan alanlarda yapacağız. Sonrasında da yanmayan alanlarda bunları, bu projelerimizi il geneline yayacağız. Evet. Çünkü bu dönemde gördük ki artık küresel ısınmayla bu yangınlar daha da artabilir Allah korusun. O nedenle bizim YARDOK projesini bütün il genelinde, bölge müdürlüğü genelinde uygulayacağız önümüzdeki dönemde. Anladım. Bunu değinmek isterim. Çünkü bu konuda artık kamuoyunda da bir hassasiyet oluştu. Evet. Yani herkes artık bunu korkar oldu. Yani biz zaten korkuyorduk da, yani vatandaşımız da bunun farkına vardı. O nedenle rahat olsunlar. Öncelikle tabii bu yanlış alanlarımız bir kısa sürede tamamlayalım. Sonrasında diğer alanlarda da yangın tedbirlerimizi arttıracağız. Sevgili müdürüm, bir soru sormak istedim bu konuda. Kapatacağım diye söyledim ama özellikle yangın işleri konusunda benim sizle program yapacağımı bildiği için arkadaşlarımız yangın söndürme çalışmalarına katılan orman işçilerinin sayısının artması ile ilgili bir düşünceleri var. Çalıştığı sürenin de bir yıla geçmesi, çıkması ile ilgili bir düşünceleri var. Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Muğla çünkü çok hassas bir bölge. Tamam, havadan da söndürme çalışması oluyor ama bizzat karadan da bu söndürme çalışmalarına katılan orman işçileri var. Bu konuda bir çalışma yapılır mı? Bu konuda bir düşünceniz var mı?
Biliyorsunuz yani personel alımı merkezi sistemde alım yapılabilir. Yani biz bölge müdürlükleri olarak yani bir personel alım gibi değil ama bu yangınlardan sonra yapılan çalıştaydan sonra personel alım konusu Sayın Cumhurbaşkanımıza da iletildi. Ben umutluyum. Önümüzdeki dönemde personel alımı olacaktır. Evet. Yani diğer kadro meselesine yani 12 ay çalışma meselesinde bu konuda da gerek sosyal orman genel müdürlüğü, gerek bakanlığımız, gerek sivil toplum kuruluşları, sendikalar çalışmalarına devam ediyor. Sevgili bölge müdürüm, artık son noktaya koyma zamanı geldi. Evet. Son sözünüzü almak isterim sizden. Evet. Buyurun. Bu sene yaşadığımız bu akut derecedeki yangın döneminde bize katkı sunan tüm kamu kurum kuruluşlarına, 7'den 77 tüm vatandaşlarımıza ben şükranlarımı arz ediyorum. Bu çalışmalar sırasında hayatını kaybeden görev şehitlerimiz oldu. Vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Gerek Muğla'da gerek Antalya'da olsun. Ben tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Onların anısını 11 Kasım günü Marmaris'te onlar adına oluşturacağımız hatıra ormanında ilelebet yaşatacağız. Ben tekrar bütün Muğlalıları ve Aydınları ve bütün vatandaşlarımızı 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde hep beraber kutlamak için davet ediyorum. Peki. Çok teşekkür ederiz sevgili müdürüm. 11 Kasım tarihinde inşallah biz de o bölgede olacağız. Bizzat o ağaçlandırma çalışmalarına, bizzat devlet ekranlarında yansıtacağız diyelim. Ve ben size teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, etki alanında son noktaya koyuyoruz. Başka bir etki alanında buluşmak üzere. İyi akşamlar diyorum.